Bence büyük bir ayrımcılık yapıldı. Biraz uzaklaşayım. Tabii ki bu. Bak yani ağzına tak da. Takayım mı? Almıyorlar. Kart da versen almıyorlar. Gidip gezebilirsen 8'e kadar. Hı hı. Arabayı almıyorlar. Hiçbir zaman Türk yaşlı olmaz. Türk her zaman askerdir. Bu kadar. Cumhurbaşkanımız iyi bir şey yaptı. Eline sağlık, sağ olsun. Bir de şehirler arası kısıtlamayı kaldırsa veya 3 gün, 5 günlük olarak. Ben de Ankara'da Adliye'de işim var. Oraya gitmek istiyorum, oraya gidemiyorum. İzin de vermiyorlar. Eğer buna da bir yol gösterirse, 3-5 günlük şey kısıtlamayı kaldırırsa çok memnun olurum. Farklı şu an kısıtlamalar. Şehirler arası kısıtlama yok şu an. Şehirler arası kısıtlama. Ben 65'im gidemiyorum. Ondan dolayı biraz mağdurum. İşim de acil. Gittim müracaat ettim, vermediler. Eğer bunu kısıtlamayı da bir şöyle 5 günlük, 3 günlük gibisine kısıtlar şey açarsa çok iyi olur. O yönden teşekkür ediyorum. Yani herkes aslında yani tedbirini alırsa, mesafeyi korursa bence güzel bir uygulama oldu. Çünkü yani çoğu insanların yanında hani çocuğunu bırakabileceği akrabaları yok. Bu yönden bayağı bir sıkıntı çekiyorlardı. Yani mesafeyi korurlarsa hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bence güzel yani. İnsanlar sıkıldı, bunaldı. O yüzden iyi oldu yani. Pandemi için iyi olacak mı? O pandemi için iyi olmayacak tabii ki. Ama yine cumartesi, pazar kısıtlamanın olması doğru bence. Yani yaş kısıtlama yasaklarının değişmesi aslında iyi oldu. Çünkü insanlar tatile izin aldılar mesela. Çocuklar yanlarında götürüyorlar ama kendilerinin izni var, çocukların yok. Evde büyük sıkıntı oluyordu. O bakımdan iyi oldu ama diğer türlü sağlık açısından onu yani iyi olmadığını düşünüyorum. Ama şöyle bir şey var. Yani veliler dışarıdayken çocukların içeride olması kötüydü. Ya yapacaksa hep beraber yapsın ya da hiç yapmasın yani. Daha mantıklı. Yaş kısıtlama hakkında hatta çıkartmasa milleti daha iyiydi. Daha erken pik yapabilirdik. Ama millet buna razılık göstermiyor ama ben buna taraftar değilim. Çıkmadığı için daha iyi taraftarım. Maskesiz de gezmelerini hiç istemiyorum. Maskelerini gelme. Ama millet buna marketlerde, bakkallarda, manavlarda veya halk pazarı yerlerinde bunlar ne sıra bekliyorlar ne de tutup maske takıyorlar. Ben bunlara karşıyım. Ne dediklerse polislere de eziyet ediyorlar. Polisler de haklı. Eğer yazmazsa buncacık parayı da bu polisler yazmazsa bunlar yenilmez. Anca yapabildi. Bizim gibi insanlara ne gerekiyorsa onları yapıyorlar yani. Yok bu inşallah dünya devletlerinde hakikaten de bakıyoruz televizyonlarda, medyalarda. Başkaları çok zayiat verirken biz az bir zayiatından kurtardık. Buncaca şükür etmek lazım. Tayyip Erdoğan'ın yani sayesinde o adam gerçekten de bu işi çok güzel yönetiyor yani. Açık vermedi yani. Yakaladı yani. İtalya gibi, Amerika gibi serbest tip de bazı ülkeler gibi, İngiltere gibi, Brezilya gibi, Arjantin gibi bunları yapmadı. Bu tam zamanda hala da anca bu kadar olurdu. Ben bu kadar da beklemiyordum ama gene solunum cihazları ne güzelce yapıyor. İtalya'da bir solunum cihazı ihtiyar verdiler. İhtiyar tuttu, gence verdi. Ama Türkiye'de öyle değil. Her şeyi bol. Sanki manavda sebze satıyor gibi. Yok, yok. Çok güzel. Çok güzel. Türkiye bunda her şeyde bol 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 yeteneklerini gösterdi. Türkiye ileri gidiyor. Çok ileri gidiyor. İnşallah bir de ilacı dünya devletlerinden önce bulur da biz de seviniriz. Değiştirilmesi uygundur. Mesafeli olduğu sürece çocuklarımız, yaşlılarımız da dikkat ettiği sürece bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Yani maskemizi takmalıyız, mesafemizi korumalıyız.
şekilde bir sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Siz maskeniz var mı yanınızda? Var ama takmıyorum. Niçin? İş yerim burada. Tamam, çalışıyorsunuz. Evet, çalışıyoruz. Bence büyük bir ayrımcılık yapıldı. Biraz uzaklaşayım. Neden dersen, ben 67 yaşındayım, 18'liği karşıma çıkarsınlar bakayım. Bence büyük bir ayrımcılık yapıldı. Biraz uzaklaşayım. Neden dersen, ben 67 yaşındayım, 18'liği karşıma çıkarsınlar bakayım. Güreş tutacak varsa bir konuşak bakayım. Bu bir. İki, tehlike varsa herkese var zaten. 18'lik ayrı, 5 aylık ayrı, 75'lik ayrı dersen bu işin sonunu çıkaramam. 3, iş adamlarına büyük haksızlık oldu. 3-4 aydır boşa kira ödüyor, iş yok. Zaten bunu hatalarını anladılar, geri adım attılar ama işten geçti. 4 ay cepten gitti. İş adamlarına bu hiç olmamalıydı. Biz sırtımızı yaslayıp camiye namaz vaktini bekleyen ihtiyar değiliz ki. Biz mükellefiz. Mükellef ne demek? Aktif ve müteşebbis ruhlu iş adamı. Her gün çalışacak burada. Şurayı kapatırsan ne olacak burada? Bak hallara güve düştü, çürüdü. Aktı, koktu. Zararı kim verecek? Geç kalınmış bir karar ama buna da şükür. Yapmamaları daha iyiydi. Hiçbir zaman Türk yaşlı olmaz. Türk her zaman askerdir. Bu kadar. Vallahi öyle bir şey oldu ki ben 2 aydır dışarı çıkmadım. Emin olun 9 tane eser yaptım. Bu da iyi oldu yani millet için. Kapanmak da iyi oldu. Aynı başörtülüleri gibi. Kapanmak da iyi oldu. Şimdi en azından bazı şu dışarıda gezenler var ya, şu virüs taşıyan insanlar var. Aslında virüsten korkulmaz ya. O bizim virüs taşıyan insanlardan korkulur yani. Çünkü kurala uymayanlardan, devletin yasasına uymayanlardan, bunlardan korkulur. Aslında kanun çok güzel bir şey. Bu kanunlara uymak lazım. Yani emin olun ben bu virüs üzerinde ne zaman diyeyim size? Herhalde 7-8 sene oldu ya. Ben Zekeriya Beyaz'ı dinledim. 5-6 tane profesörü televizyonda. Adam dedi ki o herhalde ilk çıktığında bu tarıma verilen ilaçlar. Birisi dedi ki ya Adana'ya dedi ben salatalık ektim dedi. Benim salatalığımla dedi eteki tarlada iyi oldu dedi. Onu tazminat davası açmış. O kişi. Ne oldu? E senin benim ilacından senin tarlada iyi oldu. Zekeriya Beyazlar dedi ki bak emin olun ben çok takdir ettim bu adamı. Allah'tan korkun dedi. İnsanları zehirliyorsunuz dedi. Kalkıyorsun bir de dedi. Adama tazminat davası açacağım. Böyle bir şey olur mu dedi. Ya dedi İran dedi başladı bak başını aldı gitti güzel dedi üretiyor dedi. Amerika üretiyor dedi. Kardeşim Amerika dedi bugün bu sene bir domates ekiyor. Milleti hasta diyor arkasına ilacını hemen yapıyor. Daha onu ilacı domatesi ekmeden ilacını üretiyor dedi. Ya böyle bir saçmalık olur mu dedi. Adam ben çok takdir ettim ya. Emin olun bu bize ne zaman geldi bu hastalık? Aşağı yukarı 7-8 sene evveli bize bu hastalığın nüsketti yani. Bütün insanlara saçıldı bu hastalık. Ya hükümetin elinde ya. Ben hükümete çok saygılıyım ama hükümet dese ki arkadaş ya ben size eski güzel gıdalarımız şu kurtlu murtlu diyorlar ya hani. Ben ona razıyım ya. Vallahi razıyım bak. Yeter ki şu ilaçları kaldırsınlar. Bu insanları hastaneli gittiler hep. Yazık yani. Hükümetin elinde ya. Kapat arkadaş ya. Bu kanun senin elinde ya. Meclise birbirine düşürler. Ne gerek arkadaş? İnsanlar dışarıda onlardan iyi geçiniyor ya. Ya bu, tamam güzel. Bak ne güzel kapanmış. Ne dışarıya mikrop veriyoruz. Ne bir şey yani. 65 yaşın kaldırılması iyi mi oldu kötü mü oldu? Ya şimdi 65 yaşın kaldırılması tabii ki iyi oldu. Niye iyi oldu? Şimdi içeride devamlı bir affedersin tavuğu tut tut tut. Ne olur o tavuk? Kapıyı açtığın zaman yüzüne hotlar. Evet. Aynı o adam da o psikolojik duruma düşüyor yani. Ha ben diyelim namazından torunlarıma evde namaz kıldırdım bu sene. Güzel de oldu. Hocalık yaptım yani. Sazımı aldım, sazımı çaldım. Beste yaptım, güzel eserler yaptım. Bak şimdi şeye çalacağım, stüdyoya çalacağım o eserleri. Yani diyeceğim de yani şu virüsten hakikaten birbirimize saygılı olalım, kapanalım. Güzel, hükümete biraz
yardımcı olalım yani. Hükümet de bizim için uğraşıyor yani. İyi oldu bence. Kızım var 6 yaşında bayram etti. Hatta arkadaşlarıyla kararlaştırmışlar. Ben yarın sokağa çıkma var, çıkamazsınız. Baba sokağa çıkmayı kaldırdı Cumhurbaşkanı dedi. Mutlu oldu. Ayrıca 65 yaş üstü babam var. O da sevindi yani saat 10 ile 8 arası. Onlara da serbest. Fakat o saatleri kullanmayı düşünmüyor. Onda çıkacak çarşıya gazetesini alıp eve dönüyor. Onlar için de iyi oldu. Bir de şu açıdan iyi oldu. Demek ki mücadelede çok olumlu ilerleme var. Bu onun belirtisi diye düşünüyorum. Çok güzel yaptı. Ne yaptıysa Cumhurbaşkanı iyi yapmıştır. İçeride sıkılmıştık zaten 65 yaş grubu olarak. Çok memnun olduk. Çok teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra da bu vatandaşlar da bu hastalığa yakalanmak için gereken ilgiyi gösterirler. Çok memnun olduk bu hastalıktan dolayı. Memnun kaldık yani. Gerçekten içeride sıkıldıydık. Sağlığımıza da dikkat ediyoruz. Toplum içinde de tek oturuyoruz. Çok memnun olduk. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Yani iki oğul babası olarak ben buna mutlu oldum. Çünkü çocuklar evde bayağı sıkıldılar. Yani parka inmek istiyorlar, gitmek istiyorlar, gezmek istiyorlar. Açık alanlara veya işte kapalı AVM'de falan götüremesek bile en azından arabayla gezmek bile onlar için büyük bir keyif oluyor. Bu yüzden ben olumlu karşılıyorum. Ama sosyal hayata olumlu yaklaşırken yine de dikkatli olmanın da faydalı olacağını düşünüyorum. Yani bir eğitimci olarak benim verebileceğim tavsiyeler bunlar. Sabahtan mı düşüyorsun? Dün akşam değişti. Açsın bizi gidelim otobüs alsınlar almıyor bak şimdi. Bak kartım var bende ya. Otobüs kartı. Otobüs almıyorlar mı? Almıyorlar. Yaşınızdan dolayı otobüs almıyorlar. Almıyorlar. Kart da versen almıyorlar. Gidip gezebilirsen 8'e kadar. Hı hı. Arabayı almıyorlar. Bize emir gelirse biz alırız. Valla hem iyi oldu hem çok başıboşluk oluyor çocuklar açısından. Onun için biraz kötü oldu ama annesiz babasız çocuklar çıkmasın diyorum ben de. Yanında büyüklerle. Evet bugün işimiz vardı. Beraber çıkıp hızlı hızlı bir şekilde kurallara uyarak evimize gidiyoruz. Ya aslında hani pandemi olarak düşündüğümüzde bu rahatsızlıktan dolayı biraz erken olduğunu düşünüyorum. Ama yani biraz da böyle işlerin, ekonominin bozulması yönünden de tabii onlar siyasi kararları, onlar verdiği için de yani saygı duymak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bütün rakamları, sayıları onlar biliyor, onlar yönetiyor, onlar daha çok şey yapıyor, hakim. Ondan dolayı hani ne derlerse yani uygun diye düşünüyorum yani.